bu kapsamda Fuat Sezgin hocamızla, rahmetli Fuat Sezgin hocayla teşviki mesaisi olan hocalarımızın bize onunla ilgili hatıralarını ve diğer bugün gördükleri şeyleri anlatmak üzere bazı hocalarımıza teklif götürdük. Onlar da çok sağ olsunlar, bizi kırmadılar, kabul ettiler. Fuat Sezgin çok kısa bir zaman önce aramızdan ayrıldı. Sanırım 93 müydü, 94 yaşındaydı Süp Hocam. O yaşlarda, 93 veya 94'lü yaşlarda. Allah rahmet eylesin. Aziz Sancar Hocamıza da uzun ömürler diliyoruz. Her ikisi de gerçekten milli gururumuz, medarı iftarımız, hem üniversitemizin, hem ülkemizin, hem insanlığın, dünyanın önemli iki siması. Bu da 515 sayfalık hacimli bir eserdir. Hocamızın bu ciltle ilgili sözleri şöyleydi. 5. cilt, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Müslümanlardaki riyazi ilimlerin tarihini ihtiva etmekte ve Müslümanların pek mühim neticelere vardığını ortaya koymaktadır. Hocamın kanaati şöyle, Grek dünyasından Rönesans'a olan etkiler aradaki büyük bir boşluk barındırıyordu. Yani bilimler tarihinde Grek dünyasından sonra Rönesans kabul ediliyor. Öyle bir atlama devresi boşluk gösteriyordu. Hoca bunun Müslümanlar tarafından doldurulduğu kadar.